Arkadaşlar hoş geldiniz videomuza. Bugün sizlerle ve yine Ramazan Saygın hocamızla beraber son dönemlerde ülkemizde sürekli denk geldiğimiz bir konuyu konuşmak için buradayız. Hocam, taciz ve tecavüz verilerinde son 10 yılda inanılmaz bir artış olduğunu gördüm bir araştırmam sonucunda. Çünkü şunu düşünüyordum hocam, kendi gözlemlerimde de ülkecek böyle son yıllarda bir böyle sapıklaştık mı diyeyim, hani böyle bir böyle tuhaf bir hale büründük gibi bir hissettim. Bunun için bir araştırma yaptım ve bununla karşılaştım. Direkt size getirmek istedim hocam. Ben ufak hemen vereyim, direkt size sorumu soracağım. Evet, zor konular. Kesinlikle, yine sizin başınıza patladı. Evet, Hasan yine zor bir konuyu. Evet hocam. Ben hemen zor derken aslında şöyle söyleyeyim, bunlar hassas konular ya, ifade ederken yanlış anlaşılma kaygısı yaşıyorum. Yoksa bunlar bizim bilmemiz gereken, bizim hem lisansta öğrendiğimiz konular. Şimdi mesela şöyle bir arkadaşlar, DSM-5 diye tabir ettiğimiz bir tanılama el kitabımız var bizim. Bu bizim başvuru kitabımızdır. Aynen öyle. Yani psikologlar ve psikiyatrların başvuru kitabı budur. Biz bir şeyi, bir hastalığın, bir patolojinin, rahatsızlığın, bozukluğun, bu kelimelerin de hepsi tabii ayrı ayrı önemli. Kesinlikle. Biz buradan hareketle yorumlarız. Anlatabiliyor muyum? Aslında bizim için ya da uzmanlar için bu kavramlar, hangi kavramlar, nerede, ne için kullanılır, çok belirgin kavramlar. Ama halk arasında kullanılan kavramlar bazen değişik amaçlı kullanılabiliyor. Mesela bunu en çok karşılaştığımız bir kavram söyleyeyim mesela. İdiot, moron, gerizekalı. Mesela bu kavramlar normalde yıllar önce insanların zihinsel düzeylerini belirlemek için kullanılmıştı. Ama şimdi hakaret amaçlı kullanıldığı için o kavramlar değişti mesela. Bu durumda onun gibi bir şey var hocam. Yani anlatabiliyor muyum? Yani biz şimdi bu o yüzden benim kaygım. Evet hocam. Ben sizin hemen verileri paylaşayım o zaman. Devam edelim. Erzurum Üniversitesi Psikoloji Bölümü araştırma görevlisi Sait Yıldırım 4 aylık bir araştırma yapıyor. Ve araştırmasının sonucunda şöyle bir şeye varıyor. Ülkemizde son 10 yılda istismarla, cinsel istismarla alakalı davanın sayısı 2337'den 14.394'e çıkmış. Çok ciddi bir yükseliş. Ve mahkum sayısı ise 1600'den hocam, çok şaşırmıştım buna, 13.396'ya çıkmış. Aslında şöyle söyleyeyim, ben bir taraftan bu verilere seviniyorum. Evet, bir taraftan seviniyoruz. Neden gerçekten bir taraftan seviniyorum biliyor musunuz? Çünkü ben şunu çok iyi biliyorum ki eskiden bu tür olaylar gizlenirdi. Evet. Ve bu konuyla ilgili hiçbir kadın, hiçbir kız çocuğu, erkek çocuğu bu konuyla ilgili hakkını savunamaz ve bunu duyuramazdı. Çünkü duyurduğu zaman maalesef çok toplum tarafından, insanlar tarafından çok negatif şeylere maruz kalınırdı. Hatta toplum tarafından dışlanmaya kadar giden şeylerle biz karşılaşırdık. Aslında bu, sen artış gibi söyledin, doğru. Nicelik olarak baktığın zaman bir artış var ama ben bu artışı şöyle değerlendiriyorum. Eskiden insanlar yaşıyordu ve bunu mahkeme ortamına taşımaktan çok çekiniyorlardı. Bence şimdi yaşadığı olayları insanlar artık adli makamlara taşıma cesaretini gösteriyorlar. Sosyal medyanın aktif bir şekilde kullanması da bununla bir etkin rol oynadığını düşünüyorum hocam ben. Bence de. Peki hocam, neden bu kadar sapık bir toplum haline geldik diye sorayım ama çok iddialı bir giriş olabiliyorum. Sadece halk arasında anlaşılacağı şekilde sormak istiyorum. Öyle doğru. Bu, yani bu tür şeyler kesinlikle halk arasında sapıklık diye nitelendirilir. Kesinlikle kısmen de doğrudur. Hatta şöyle söyleyeyim ben, bu sapıklığın, sapkınlığın ötesinde aynı zamanda bu adli, kriminal, suçtur bu. Yani bir insanın malını çalmakla, malını gasp etmekle bir insanın tenine, ondan sonra canına, duygularına kastetmek bu sapkınlığın ötesinde bir durum. Daha büyük bir durum bence yani. İçin içinde suç barındırıyor. Kesinlikle. Şimdi mesela sapkın diye nitelendirilen ama başkalarına hiç zarar vermeyen, kendi kendine bir şeyler yapan insanlar olabilir, değil mi?
Örnek veriyorum, işte geçen videomuzda konuştuğumuz kişi işte atıyorum kendisine vurulmasından cinsel bir haz alıyor diyelim ki. Bu kişinin kendisine yaptığı bir şey. Evet. Evet, burada da şiddet var. Burada da bir sapkınlık diye nitelendirilen bir şey var. Ama burada ciddi bir suç var. Her şeyden önce. Onu ayırt etmek gerekiyor. Yani bu sadece sapıklık ve sapkınlık diye tabir etmek yetmez. Artı daha büyük bir şey, suç da var. Ciddi bir suç. Peki neden bu hale geldik derken, şimdi ben aynı zamanda artışın olduğunu da kesinlikle, ya veriler onu söylüyor ama bu verilerdeki artışı ben sadece daha önce de vardı insanlar ifade etmeye başladılarla açıklamıyorum. Çünkü artış da var. Kesinlikle. Artış da neden bu artış var? Bandura'nın sosyal öğrenme kuramı. Yani bizim daha önce görmediğimiz, bilmediğimiz bir şeyi biz duyarsak, görürsek, deneyimlersek normalleşmeye ya da deneyim için girişimde bulunmaya başlayabiliriz. İnsan hiç duymadığı bir şey, hiç duymadığın bir lezzeti tatmak ister misin, yemeği tatmak ister misin? Hayır, tatma. Çünkü hiç adını sanını bilmiyorsun, ne olduğunu bilmiyorsun. Ama bir yerlerde bir şeyler izliyorsun. Mesela bu pornografik bir şey olabilir, bir haber olabilir. Hatırlıyor musun Boğaziçi Köprüsü'nden intihar etmeyle ilgili? Eskiden çok yayın yapılırdı ve oradaki intihar girişimleri de çoktu. Daha sonra yapılan araştırmalar hem Avrupa'da, Amerika'da hem de Türkiye'de bu haberlerin intiharı artırdığını, Boğaziçi Köprüsü'nden artırdığını göstermişti. Ve bu haberlere çok doğru bir şekilde getirildi. Erişim engeli. Getirildi. Ve neredeyse yok gibi. Bak dikkat ettin mi? Evet, duymuyoruz hocam. Bak yıllardır duymuyoruz. Yıllardır duymuyoruz çünkü gerçekten de çok azaldı. Bitti, neredeyse bitti gibi. Olsa duyardık çünkü. Haberi yapılmasa bile duyabilirdik biz bunu. Kesinlikle hocam, evet, duyardık. Yani şunu demek istiyorsunuz aslında sosyal medyanın da etkin hale gelmesiyle bu tarz olayların duyulmasının artması aslında bir tık besleyen bir hale büründü. Hem duyuluyor hem de izleniyor da. Evet. Evet hocam, kesinlikle. Ya filmler var bu konuda. Mesela tüm sinemalarda izlenen bu konuyla ilgili Green'in 50 tonu muydu? Neydi mesela? Evet hocam, ve çok, seri halinde. Evet, yani inanılmaz. Kitabı da inanılmaz tuttu. Yani açıkçası şaşırmadım değil. Neden bu kadar ilgi alaka var? İşte bak, bu ilgi alaka oluyor. İnsanlar gidiyor izliyor filmde. Ondan sonra böyle bir şey yaşanıyor. Böyle bir şey uygulanıyor. Doğal olarak da insanın aklına gelebilir deneyimlemek. Böyle başlıyor. İşte Bandura'nın sosyal öğrenme kuramı. Aslında gayet basit. Evet hocam. O yüzden bence sosyal medya içerikleri var ya, YouTube, Instagram, Twitter. Özellikle çocukların erişimi konusunda anne babaların inanılmaz duyarlı olması lazım. Çünkü daha önce paylaşmış mıydım bilmiyorum ama benim karşılaştığım bir vakayla ilgili bilgi vereyim. Çocuk 6 yaşında, henüz 1. sınıfa gitmiyor. Okuma yazma bilmiyor. Ve bir gün annesi erotik bir şeyler izlerken görüyor. Daha sonra da bana geliyorlar. Ben de dedim ki nasıl erişmiş buna? Çünkü okuma yazma bilmiyor ya. O Google'un sesli özelliğinden ayıp şeyler yazmış çocuk. Bak 6 yaşındaki çocuk girebiliyor. 6 yaşındaki çocuk okuma yazma bilmeden sesli bir şekilde girebiliyor. O yüzden anne babaların yani çok çok daha fazla dikkat etmeleri lazım. Bu konudaki artış konusuna kesinlikle katılıyorum. Hocam çok haklısınız, evet. Duyulması artmasına bir etken olabilir ama hani her duyan da bunu yapmak zorunda mı? Sonuçta biz gelişmiş bir varlığız. Evet. Yani bunu engelleyebiliriz. Freud'un bu konuyla ilgili çok güzel bir açıklaması var. Diyor ki, biz diyor biyolojik dürtülerimizi yönetebildiğimiz ölçüde medenileşiriz. Medenileşmeyi ve uygarlaşmayı böyle anlatıyor. İnsanın dürtülerini kontrol etmesiyle. Çünkü eski ilkel kavimlerde
tecavüz kelimesi bile kullanılmıyordu. Çünkü bu sıradan bir şeydi belki de. Yani başka bir kabilenin, başka bir yaşayan insanlara da savaşlarda biliyorsun. Ya savaşlarda bu şey gibi yani hak gibi sanki hala var günümüzde. Evet. Yani ben aslında çok da bu konuda medenileştiğimizi düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey oldu. Kesinlikle sosyal medya ve internet kavramı bu anlamda bizi biraz geriletti. Bak insanlığı, insanların dürtülerini kontrol etme, medenileşme, uygarlaşma konusu var ya. Hı hı. Freud'un bahsettiği. Evet. Bence bizi bir adım geriye götürdü. Dürtülerimizi kontrol etme konusunda. Yani hangi dürtülerimizi kontrol etme konusunda? Öfkesi, cinsel ilişkisi, haz vesaire, ondan sonra yeme içme, tüm bu konulardaki dürtülerimizi kontrol etme konusunda biz kesinlikle bir level daha düştük. Uygarlık ve medeniyet bu anlamda bence bir adım geriye gitti internetle beraber. Bu bir biraz iddialı bir laf. Evet, biraz iddialı biraz geliyor. Bir iddialı bir cümle biliyorum ama benim kanaatim kesinlikle o yönde. Yani aksini ispat edersen kanaatimi değiştirebileceğim tabii ki. Yok hocam şu anlık aksine... Tabii ki eskiden de vardı. Şey eskiden de yapılıyordu. Ama bizim dürtü kontrol bozukluğu konusunda sosyal medya, işte videolar, çok kolay ulaşım bunları çok arttırdı. Hocam bu bahsettiğiniz dürtü anlamında bir tık insani olarak geriye gitmemizin bir sebebi olarak da hukuki anlamda bu tarz kriminal olaylara verilen cezanın caydırıcılığının az olması olarak düşünüyorum. Yani o tabii cezanın caydırıcılığı o an için önemli ama uzun vadede eğitim, ahlaki eğitim, değerler eğitimi asıl önemli olan konu o. Asıl çözüm orada çünkü. Hı hı. Yani siz cezaları artırarak o anlık yani bir şey yaparsınız, engelleme ya da caydırıcılık yaparsınız ama uzun vadede ve ahlaki ve değerler eğitimi işin içine girmeli. Çok haklısın hocam. Evet, bahsettiğiniz o 6 yaşındaki çocuğun böyle bir şeye ulaşabiliyor olması da burada dikkat etmesi gereken çok önemli evet. Konu haline geliyor. Hocam bir veri daha var elimde. Altınbaş Üniversitesi bir araştırma yapmış ve araştırmanın sonucuna göre ülkemizde yaşayan kadınların %41'i cinsel saldırıya, %93'ü ise cinsel tacize maruz kalmış durumda. Yani aslında ülkemizde cinsel tacize uğramamış kadın yok gibi bir kavram ortaya çıkmış. Sosyal medyada işin içine katarsak doğru. Evet. Değil mi? Yani canlı olmasa da. Hasan burada şunun da altını çizmek gerekiyor. Burada mağdur olan kişiler kadınlar ve çocuklar. Evet. Faili yapanlar da erkekler. Hı hı. Bunun bir farkını ortaya koymak gerekiyor. Yani bu kabahatin büyük bir kısmı da erkeklerde. Ha şunu da diyeceksiniz, ya hocam erkeği kim yetiştiriyor? Bir aile yetiştiriyor ama erkeğin genetik, biyolojik, hormonal, ta ilkel kabilelerden bugüne kadar gelen bazı dezavantajlı durumları da var. Yok. Asla bu bir gerekçe değil. Şunu demek istiyorum, erkeklerin daha çok eğitilmesi gerekiyor. Aynen öyle hocam, aynen öyle. Yani biraz önce medenileşmeyle ilgili biz insanlık olarak bu internetle beraber bir level aşağı düştük dedim ya, erkekler iki level aşağı düştü. Çünkü dürtü kontrol konusunda kadınlar daha başarılı. Kız çocuklara yapılan çalışmalarda da öyle. Kız çocuklar dürtülerini daha iyi kontrol edebiliyorlar erkek çocuklara nazaran. Yani bunu da bir vurgulamak gerekiyor bence. Yani çünkü bu araştırmayı sadece tecavüzün artması olarak, tacizin artması olarak değil, bir taraftan da bunu yapanların da artması anlamına geliyor. Kim kesinlikle yapıyor peki bunu? Evet. Kim yapıyor? Daha çok erkeklerin yaptığı bir şey. Erkekler. Evet. O yüzden de bizim bu konuda medenileşmemiz gerekiyor. Yani eğitmemiz o da gerekiyor tabii aslında, ahlaki. Evet. Annelerin eğitimi, babaların eğitimi çok kıymetli. Yani çocuklarına verecekleri değerler eğitimiyle, ahlaki eğitimle bunlar azaltılabilir. Yani kesinlikle caydırıcılık bir yere kadar. Ama ana konu çocukların eğitimi, onlara eğitecek kişilerin eğitimi. Çok haklısınız hocam, evet. Hocam şöyle bir şey de söz konusu. Bu taciz ve tecavüz eylemlerini yapanlar konusunda bir algı söz konusu. Sadece bir kesimin bu eylemleri yaptığına dair bir algı var.
Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yanlış değerlendiriyorum tabii. Değil mi? Kesinlikle yani. Yani dostlar şöyle söyleyebilirim ki bu eylemlere meyleden kişilerin belli bir grubu, siyasi düşüncesi vesairesi falan filan yoktur. Kesinlikle yoktur. Hı hı. Onu söyleyeyim her şeyden önce. Ama şunu da söyleyebilirim. Bu grup, yani bunu gerçekleştiren, buna meyleden insanlar genelde şu şekilde toplumda sınıflanmış durumda. Ya sosyoekonomik anlamda da çok düşük kesimdeki insanlar yapıyor. Evet. Bir de ilginç tarafı en yüksekteki insanlar. Gücü elinde bulunduranlar, maddi statü vesaire falan filan gücü elinde bulunduranlar. Tekrar söylüyorum. Bu sadece taciz tecavüz için söylemiyorum. Bu cinsel sapkınlıklar konusu dedik ya. Buna meyleden iki grup toplumun en alt tabakası. Sosyoekonomik anlamda en alt ve sosyoekonomik anlamda da en üst tabaka. Orta kesimde bunlar nadiren olan şeylerdir. En altta ve en üstte. Tabii. Hocam, ben çünkü toplum normlarına en az uyma en alt tabakadadır ve bir de en üst tabakadadır. Ben bu konuyu sizin ayrı bir videoda konuşmayı düşünüyorum şu an hocam. İlginç. Çok ilginç bir konu, evet. Evet, çok ilginç. Yani toplumun alt kesimi yapıyor ama üsttekiler niye yapıyor? Onları bir, onun psikolojisini anlatmak lazım. Kesinlikle hocam. Bunu ayrı bir videoda mutlaka değerlendirmek istiyorum sizinle. Aklıma hatta şöyle bir olay geldi. Bir arkadaşımın başına gelen bir olay. Arkadaşım hocam bir kadın ve hemşire kendisi. Çalıştığı hastanede doçent doktor olan bir kişi, aynı zamanda bölüm başkanı olan bir kişi tarafından tacize uğruyor. Yani baktığımız zaman mutlaka ama mutlaka, evet, sadece belli bir kesime atfedilen bir durum değil. Sadece sosyoekonomik olarak alt düzeydeki insanların yapabileceği bir eylem de değil aynı zamanda. Evet. Maalesef ben de ilk öğrendiğimde üniversitede ve sosyal psikoloji dersinde çok ilginç, şaşırmıştım. Evet. Daha sonra böyle olduğunu gördüm. Yani işin renginin bu şekilde olduğunu gördüm. Bunu da başka bir videoda paylaşalım istersen. Olur hocam, mutlaka notlarım arasına yazacağım ben onu. Hocam çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Bu konuda gerçekten bilgilendirdiniz bizi. Başka videoda sizinle tekrar görüşmek üzere diyorum. Bir şeyin de vedalaşmadan önce altını çizelim. Tabii hocam. Bu zamanda çocuk yetiştirmek eskiye göre kesinlikle daha zor. Çok haklısınız. Ebeveynlerin daha ilgili, daha bilgili olmak zorunda oldukları bir dönem. Çok okumalıyız hocam. Takip etmeliyiz, çok okumalıyız. O yüzden gerçekten bu devirde, bu dönemde çocuk yetiştirmek eskiye göre, eskiden mahallede, köy ortamında çocuk yetiştirmek kesinlikle daha kolaydı. Riskler çok azdı. Kesinlikle hocam. Yani ama şimdi, yani siz evinizde güvenli bir yerde yaşasanız bile işte dediğim gibi sosyal medya ile ilgili, internetle ilgili riskler var. Orada da kötü niyetler var. Çok haklısınız hocam. Gerçekten zor. Gerçekten zor. Tekrardan çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki yorumlarınızı videomuzun altına belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere.